Sayın ilçe başkanım, sayın belediye başkanım, değerli partililer, yönetim kurulundaki arkadaşlarım, sizinlerin nezdinde sayın belediye başkanımıza tekrar partimize hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. Özellikle Alp başkanımın siyasi kişiliğinden ziyade şahsi kişiliğine çok değer veren bir insanım. O yüzden kendisinin de bu tip davranışlarda hiçbir şekilde siyasi parti gözetmeden her siyasi partiye aynı şekilde hizmet ettiğini inanıyorum ve bunu yürekten de söylüyorum ve görüyoruz da. Gerekirse bayramlarda, gerekse özel günlerde sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak değil, tüm partilerin amblemlerini altına koyarak halkımızın bayramını kutladığını da gözlemledik son yıllarda, özellikle belediye başkanına seçildiği günden itibaren. Ben yeni seçilmiş bir ilçe başkanı olarak huzurlu ve mutlu bir şekilde çalışacağımızdan eminim. Hep beraber tekrar partimize hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum başkanım. Sayın başkanım, çok değerli önceki dönem ilçe başkanlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül verdim. Mütevazı Meşrik Kolları üyesiydim. Binaya girince duygularım depreşti tamam ama sonuçta bu işlerin bir mesai, meşakkat gerektirdiğini en iyi bilenlerden birisiyim. Hangi siyasi düşünceye sahip olursa olsun, hani büyük küçük demeden şu anda tabelasını asmak, elektriğin yanık tutmak için partisinin iddiasının, davasının peşinde olan insanlar benim için çok kutsal. Almış olduğumuz siyasi terbiye, beşeri ilişkiler buna yakışır hareket etmemizi bize dayatıyor. Malum ülkemiz zor günlerden geçiyor. Biz ilçemizde yapmış olduğumuz siyasi mesaide halkın ihtiyaç duyduğu birlik, beraberlik, bunu sözde değil, özde göstermekten başka yolumuzun olmadığını düşünüyorum. Böyle olursa sokaktaki insanlar, bizi farklı düşünen, farklı siyasi partilerdeki insanları sokakta, normal beşeri hayatta, hastalıkta, cenazede, düğünde bir arada omuz omuza görüp bizim hukukumuzun siyaset hiçbir zaman bozamadığını görürse sokaktaki insan tercihini daha rahat ortaya koyar. Ama öbür türlü biz çekişirsek, biz ortalığı gerginleştirirsek, toprağı için, bu katliestenler için ülkesine hizmet eden bütün şehitlerimiz Allah'tan rahmet, bir o kadar da yaralarımızı acil şifalar diliyorum, şifalar diliyorum. Bizim olayları, süreçleri iyi okumamız gerekiyor. Sonuçta geldik gidiyoruz. Genç yaşta siyasi bir mesaiye başladım. Tecrübe olarak mütevazı olmayacağım, bir yol kat ettik diyorum ama ileriye dönük umudumuzu hiç kaybetmeden bize bırakılan bu toprakların, bize bırakılan bu değerlerin üstüne değer katarak bizden sonra gelecek olan nesillere bırakmak da diğer bir vazifemiz. Malum referandum süreci işleyecek. Bunu her zaman her platformda söylüyorum. Vatandaşın kendisini tercihen kullanacağı kimi dinlemek istiyorsa onun Merzifon Belediyesi olarak ilçedeki bütün imkanların her siyasi partiye eşit ve kayıtsız siyasi açık olduğunu bilmesini istiyorum. Yani sen tabanını, seçmenini, vatandaşını, hatta senin gibi düşünmeyen insanları dahi bir ya oteldi alayanlardan biri olarak benim bundan da büyük keyif alıyorum. Bu vesileyle tekrar yeni seçilmiş olan değerli yönetimimize iyi meseleler diliyorum. Allah utandırmasın diyorum. Ve hepimizin de heves ettiği ülkemizin birliği ve beraberliği daim oldukça daha çok güzel günlerde birlikte olacağız diyorum. Sağ olun.